soğuk bir İzmir günü. Nasıl soğuk var ya. Of, yani çok uzun zamandır bu kadar soğuğu iliklerimde hissetmemiştim. Üşüyor musun? Yani arabada bile bereyle oturuyorum. Bu arada berem de güzel değil mi? Çok güzel. Bu aralar bere örmeye merak saldım. Taş ev yaptırmaya karar verdik. Hesap ettik, kitap ettik. Birazcık daha pahalı oluyor ama dedik ki oraya taş ev yakışır. Takipçilerden bazıları şey demiş, o yukarıdakini de kaldırın ama o yukarıdakini de kaldırırsak çatı yaptırmak falan devreye girer. O zaman of, masraf çok artar. Biz minimum masrafla orayı oturulabilir hale getirme peşindeyiz. İnşallah. Şimdi tekrar Bayındır'a gidiyoruz. Malzeme almaya başladık. Taşçıyla konuştuk. Tamam, anlaştık. Ustayla anlaştık. Derz aldık. Derzi de aldık şöyle. Parasını yatırdık. Anlaştık. İnşallah Koçtaş'ta yaşadığımız gibi bir şey olmaz değil mi? Olmaz inşallah. Herkesin aynı şeyi yapacağına inanmıyorum. Yani öyle bir şey olursa bütün hesaplar suya düşer. Şu anda çimento almaya gidiyoruz. Derzi kaç paradan aldık? 29 lira torbası. Evet, bir paket 59 lira. Ama bu bildiğiniz derz değil. Yapıştırıcı. Ama şöyle bir yapıştırıcı. Tuğla yapıştırıcısı. Evet, işte çimento bakalım şimdi ne diyecek. Taş ev düşünüyoruz. Malzeme fiyatları artıyor başlığında. Yorumlarda hani hiç söylememişsin fiyatları diyen olmuş. Arkadaşlar gerçekten saat saat artıyor. Ortada bir fiyat yok. Yani bizde de ne bulursak o. İş bitince daha somut olarak söyleyebileceğiz. Neyse şimdi gidelim. Neyi nereden alacağız? Hacer Hanım bize hep bu konularda öneride bulundu. Çünkü yakın zamanda inşaat yapmış ve hala da yapmaya devam ediyor. Onun için o bize biraz yol gösteriyor o bölge konusunda. Sağ olsun. Şimdi Bayındır'a doğru yol alıyoruz. Önce Canlı'ya uğrayacağız. Orada bir firmadan alacağız çimentoyu. Ondan sonra bugünkü işimiz ne? Satın aldığımız yerin elektrik ve suyunun devir işini yapacağız bugün. Çünkü işler yapılmaya başlandığında bu işi bir an önce halletmek lazım. Hadi bakalım. Canlı'da görüşürüz. Slay Ticaret'e geldik. Buradan çimento alışverişimizi yapacağız. Her türlü inşaat malzemesi varmış. Ki önce dışarıdan küçük görünüyordu ama ne ararsanız var burada. Hoş geldin usta. Hah, ustamız da geldi. Günaydın. İçeride. Günaydın. Günaydın. Abi bizim inşaatta şöyle söyleyeyim, kaba kısmında elimizde her şey var. İncelere de ne yok elimizde, yani bir fayans işine girmiyoruz biz. Torbalı'nda daha gelişmişleri var bunların. Orayı tercih ediyorlar. Bizim şeyimizde şu, en ucuz nereden alabilirsiniz? Eğer ben bir şeyi pahalı satıyorsam onu dükkanımda satmıyorum abi. Ucuz nereden alabilir vatandaş? Oraya yönlendiriyoruz. Şimdi ben burada fayans satarım. 80 liraya satarım. Ama Torbalı'dan bunu 40 liraya alma şansınız var. Bu tür malzeme benim dükkanımda bulamazsınız. Yani bu tür malzemeleri satmıyorum ben. Evet. Benim sattığım malzemelerde de ben Türkiye çapında iddialıyım abi fiyat konusunda. Yani ben kumu en düşük fiyat benden alabilirsiniz. Çimentoyu benden alabilirsiniz. İddialıyım bu konularda. Tuğlayı benden alabilirsiniz. Ne diyeyim, kiremitini benden alabilirsiniz. Peki ucuz kaliteden ödün vermeden? Şöyle bir şey. En kalitelisi en ucuz. Size dediler ki alışverişinizi Bayındır'dan yapmayın. Çok pahalı orası. Kötü bir şey yani. Amma ve lakin lafınızı valla kesiyorum. Benim 7. sene Bayındır'ı çok az kaldı düzeltmeme. Çok az kaldı. Hadi inşallah, çok iddialı konuşuyorsunuz. Çok iddialıyım. Neden iddialıyım? Burada beni herkes tanır. Valla benim takipçiler de yazarlar. Bayındır'ın neresi olursa olsun oraya istediği sevkiyatı yapabiliyorsunuz. Böyle bir imkan var. Var. Tamam. Bu güzel bir şey. Bize de zaten tavsiye edildiniz. Bilirsiniz de. Yok arkadaş, soğuktur artık. O da şu anda kalınmaz. Evet ustam, hemen başlayalım diyor. Güzel bir şey bu. Sizi gördük daha iyi oldu. Ya ne kadar büyük bir yermiş. Bahadır, ben şöyle geliverince küçük sandım ama o boylu boyunca gidiyor. Bir de depo varmış. Hakikaten her şey var.
Her şey var, her şeyleri var. Bir de güler yüzleri var. Ay evet, o güler yüzleri zaten en başta çok evet. Tatlı. Yani inşallah her şey güzel olur. Biz de bir gün misafir ederiz. Hem de nasıl hisseder? Kalabalıkla güzel oluyor öyle evet. Yerler. Her şey insanla güzel. Burası eski bir değirmenmiş. Çok eski bir değirmen. Civar köylerden bütün herkes buraya gelirmiş. Ama şu an un için değil de daha çok hayvan yemliği için ya. Çalışıyor. Molla Sanlar'ın değirmeni. Malzemelerimizi aldık. Bir oturduk pazarla. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir saat falan. Haydi hoşça kalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Evet, alışverişimizi tamamladık. Ustamız da hemen başlayacağım diyor. Çok işimiz oldu. Start verildi. Evet. Hadi bakalım. Çok şükürlerim çoğalıyor Bayındır'da. Neden böyle konuşuyorum? Diş çektirdim. Çok uzun zamandır bir diş sorunu yaşıyordum. Ama biliyorsunuz pandemi girdi gireli diş hastanelerinden hizmet alamıyoruz. Özele gittiğinizde deli paralar istiyorlar. Bayındır'da baktım randevu bulunabiliyor gibi ama bir türlü ben yakalayamadım. Bir şansımı deneyeyim dedim. Girdim. Dediler ki 1.30'da gelin, hasta gelmezse bakarız. Gerçekten 1.30'da geldim. Hastayı çağırdılar. Hasta yok. Doktor beni aldı. Ve sağ olsun eli de nasıl hafifmiş. Bir de YouTube'dan tanıyormuş. Ay. Sağ olsun diyorum ya, eli o kadar hafif. Ne iğneyi vurduğunu anladım, ne çektiğini anladım. Şimdi bu işimi hallettim. Ve Bayındır bana çok güzel sürprizler yapmaya devam ediyor. Orada kayıt işlerini yapan arkadaş meğer Alankıyı'da bizim hemen birkaç ev ötemizde komşumuzmuş. Hatta evini de satmak istiyormuş. Sözleştik. 2 gün sonra ben köye gideceğim. Onun evini de çekeceğim. Bakalım. Neyse. Anlatırım daha. Çünkü şimdi çok konuşmamam gerekiyor. Daha yeni işten bitti. Ama hiç ağrı sızı hissetmeden. Şimdi işim elektrik aboneliği için Gediz Elektrik'te. Ben de oraya geldim. Bakalım neler gerekiyormuş. Abonelik devir işlemi yapacağız biz şu anda sadece. Buradan sonra su abonelik devri için gideceğiz. Bugün Cuma, Bayındır'ın pazarı var aynı zamanda. Ortalık çok hareketli. Elektrik işimiz tamam. Öncelikle bir DASK zorunlu sigorta. Ondan sonra mevcut aboneyi devir aldım. Güvence bedelini yatırarak 190 lira güvence bedeli gitti. 190 bin lira da DASK bitti. Hmm. Elektrik devri için 380 lira gibi bir rakam harcadık. Ben de bu arada 3. aracımı oldum. Nasıl yani? Ben de baktım sıra yok. Adam arıyorlar bir kişi daha. Ben de 3.'yü bekliyordum. Tamam olayım dedim, ben de oldum. İyi hadi, hayırlı uğurlu olsun. Bugün bayağı bir iş yapmış olduk. Evet. Büyük bina dediler. Evet evet, girişte dedim ya burası İSU diye. Evet, devlet dairelerinin çalışanlarının insanlara davranışlarını falan çok beğendim yani. Bir de hastane ne kadar temizdi. Tuvaleti tertemiz. Sabunu var, lavabolar temiz, tuvaletler temiz. Peçetesi var, tuvalet kağıdı var. Eski yapı ama tertemiz. Bir de ne kadar böyle güler yüzlüler, insancıllar. Küçük yerde yaşamak gerçekten bu anlamda güzel. Su aboneliğimiz de tamamdır. Güvence bedeli yatırdık. 78 lira gibi bir güvence bedeli yatırdık. İsim değişikliği parası da yine almış. DASK istiyorlar değil mi? DASK istiyorlar. Ve tadilat başlayacak yakında. Biraz önce usta aramış. Ben köye çıktım. Taşları da getirtiyorum mu dedi. Evet, taşları getirtiyorum. Yeri belirledik. Dökülecek yeri. Ben başlıyorum dedi. Hadi hayırlısı, hayırlısı olsun bakalım. Hayırlısı olsun. İnşallah nasipse bir aya da teslim ederim dedi. Bu hızla devam ederse. Şimdi biz elektrik, su aynı anda koordineli çalışması gerekiyor bu üçlünü. Aha. Çünkü birbirine bağımlı bunlar. Taş örüleceği için. Neticede üçünü bir araya getirdiğimizde bu iş bitmiş olacak. Sonra gene kademe kademe ilerleyeceğiz. Bir de şu var. Şimdi komple tadilat niye vermedik? Aslında gerçekten çok iyi insanlarla konuştuk. Çok da yardımcı oldular sağ olsunlar. Fikir verdiler. Evet. Ama şuna piyasa koşullarından dolayı
yüklü bir parayı peşinat olarak vermeyi göze alamadık. Bu zamanda göze alamadık. Çünkü bizim hayatımız boyunca yapacağımız bir atımlık barutumuz bu. Evet. Yani onların da suçu olmaz. Yani iflas ediverir, her şey karışır veya işte bize verdikleri rakamdan piyasada malzeme bulamazlar. Onlar da verdikleri sözü tutamazlar ama biz de bir daha böyle evet. bir şeyi karşılayamayız. Evet, karşılayamayız. Onun için dedik ki yaptırabildiğimizi yaptıralım, duvarlar yapasın, ondan sonra belki kendimiz de yavaş yavaş yaparız. Elimizden ya geliyor bir şeyler. Olabildiğince yaparız ama paramız tabii paramız yettikçe ustalara yaptırırız. Ustalara yaptırırız çünkü işi bilen başka olur. Benim çok konuşmamam gerekiyor. Evet, konuşmaması gerekiyor. O dişini çektirdi. Ben de aşı oldum. Bilmiyorum, belirtileri yok şu an. Kendimi iyi hissediyorum. Karnım aç sadece. Hadi bakalım. Gidelim bir şeyler yiyelim. Hadi bakalım. Burada Bayındır'da pazarın kurulduğu sokakta gerçi. Bugün o yüzden girebilir miyiz bilmiyorum. Gürkan Pide diye bir yer var. Bayındır'a gelirseniz mutlaka orada pide yiyin. Muhteşem yapıyor adamlar. Çok beğendim. Bak, yani karnım çok aç falan da değildi gittiğimde ama gerçekten inanılmaz güzel yapıyorlar. Evet, az zamanda çok ve büyük işler başardık evet. mı? Kendimiz için büyük, insanlık için minicik dokunuşlar ama sabah yola çıktık erkenden. Yeğenimizi Selçuk'a bıraktık. Sınavı vardı, Adana'dan gelmişti. Onu oraya bıraktık. Oradan döndük Bayındır Canlı'ya girdik. Demirimizi, kumumuzu bağladık. Ondan sonra Bayındır'a geldik. Ben aşı vuruldum. Eşim dişini çektirdi. Oradan çıktık. Elektrik idaresine gittik. Oradan çıktık. Sular idaresine gittik. Pazar günü görüşmek üzere elektrik ve su işleri yapan arkadaşlarla randevuleştik. Pazar günü de o işi halledeceğiz. Hadi gel, sana bir pide ısmarlayayım. Bana bir pide ısmarlayacak. Karnım çok aç. Hadi bir an önce. Anlata bitiremedim. Bakalım beğenecek mi? Ben yiyemeyeceğim. Seyredecek beni. Bakalım güzel yiyor musun? Nasıl? İyi ki bak bugün izin almışsın pek çok şeyi. Beraber olunca daha kolay hallediyoruz. Bu aralar videolar biraz sanki hız kazanacak. Görüşmek üzere.